Merhaba, yeni bir öykü ile karşınızdayız. Öykünün adı Gözlemci. Gözlemci, dikkat edin dostlarım. Aşağıda okuyacaklarınız tamamen hayal ürünüdür, belki de siz öyle olduğuna inanmak istersiniz. Öncelikle size kendimi tanıtmama izin verin, ben onların bana taktığı adla bir gözlemciyim, bana hep böyle hitap ettiler, ilk gün hariç tabii, ah o ilk gün, ne kadar da korkmuştum, kendi halinde bir gazetecinin nasıl olup da bu galaksinin ufak bir gözlemcisi olduğu beni hep şaşırttı bu ben olduğum halde. 1930 yılında, kendi ülkemde saygın bir gazetede ufak bir gazeteciydim, ta ki bir gece, bu hikaye size tanıdık gelecek biliyorum, bir ışık beni yukarı alana kadar, önce öldüğümü sandım, fakat aslında daha hayata yeni başlamıştım, beni eğittiler, orada başka insanlar da vardı, o yıllarda çok az insan uzayda yalnız olmadığımızı söylüyor ve çevresinde deli diye karşılanıyordu, onlarla tanışana kadar ben de böyle düşünüyordum. Sadece bizim saatimizle 10 dakikalık bir yolculuktan sonra onların gezegenine ulaştık, daha doğrusu ben öyle sanmıştım, aralarındaki insanlardan biri bana çok uzakta olmadığımızı, kendi ayımızda olduğumuzu söyledi. Fazla uzatmak istemiyorum, ben sadece bir gözlemciyim, daha önce de söylediğim gibi, bunları yazdığım için cezalandırılacağım, belki de bunu hayatımla ödeyeceğim ama bilgi insanlık için her şeyden daha önemli bu yıllarda, size göre çok yaşlı bir insanım ama üzerimde yapılan değişikliklerle normal insan ömrünün 3 belki 4 katı daha fazla yaşayabilirim artık, şu anki yaşım 156. Anlatacaklarım halkımız, dünya halkı, için çok önemlidir, çünkü düşmanlarımız bize dost gibi yaklaşıyor, onlar yüzlerce ışık yılını dakikalarda yutan gemilerle gelecek. Bu bir kehanet değil, kesinlikle yanlış anlamayın beni, ben ne mutlu ve ne yazık ki planlarını görme şansına ulaştım ve hala hayattayım, bunun ne kadar süreceğini bilmesem de. İnsanların kaçırıldıkları ve üzerlerinde deneyler yapıldığına dair anlattıklarının çoğu hayal ürünü, sadece birkaç kişi bu deneyleri hatırladı ve anlatmayı düşündükleri zaman yok edildiler, buna hiç tahammülleri yok, anlatılanlara kimsenin inanmayacağını bildikleri halde riske kesinlikle giremezler, en büyük korkuları deşifre olmak ve asıl niyetlerinin açığa çıkması, tıpkı politikacılar gibi. Kaçırılanlar ayın karanlık yanındaki üslere taşınıyorlar, çok çeşitli deneyler yaptılar şimdiye kadar, ve en büyüğü için gezegenimizde bizimle birlikte yaşamaya başladılar, bir yıl içinde kendilerini açıklayacak ve komşumuz olacaklar, dünya onlara kucak açmaya psikolojik olarak hazır çünkü sadece birkaç aptal evrende yalnız olduğumuzu söyleyip duruyor. Beni başka görevlerle bu galaksinin çeşitli yerlerinde görevlere yolladılar. Savaşları yazdım, fotoğrafladım, gezegenlerin yöneticileriyle röportajlar yaptım, hep onların hizmetinde çalıştım, boyun eğdim, her şeyi öğrendim ve onlar için şu an bir vatan hainiyim, çünkü öyle inanıyorlar ki besledikleri, bilgi verdikleri bir canlı onlara karşı gelemezdi, fakat unuttukları bir şey vardı, insan bu galaksideki en hain canlıdır, şimdi izin verirseniz size dünya vatandaşlarına kendi evlerinde yapılanları aktarmak istiyorum. Deneyler yapıldığından bahsetmiştim, işte birkaç tanesi. Deney 1, bu ilk olarak bir ülke başkanına yapıldı ve korkuları öğrenildi, haberi bile olmadı. Beynini incelemek için bir gece başkanı aldılar ve üsse getirdiler. Ben o sırada odamda dinleniyordum, bir anons duyuldu, Amerika başkanı başarıyla kaçırıldı. İkinci aşama başlatıldı, operasyon ekibi ameliyat merkezine, acil bir dilekçeyle operasyonu izlemek için merkezden izin koparmayı başardığımda operasyon çoktan başlamıştı, adam ameliyat masasında yatıyordu ve beyni kafatası açılarak çıkarılmış, içi özel bir sıvıyla dolu bir kaba konmuştu, ince kablolar beynin üzerine tutturulmuştu, kapı görevlisine izin belgemi gösterip izlemek için yaklaştım, bana oturmamı söylediler, oturup izledim. Kablolar sizin bilgisayar dediğiniz alete benzer bir şeye bağlanmıştı ve monitörde kelimelerin oluşmasını bekliyorlardı, bu bekleyiş fazla sürmedi, bu adam sandıklarından daha zekiydi, ekranda bir soru belirdi.
Neredeyim ben, operasyonun başı olduğunu sandığım adama doğru döndüler, hepsi çok şaşırmıştı, onun ufak bir baş hareketiyle operatörün biri bir başlık kapıp bir sandalyeye rahat bir şekilde oturdu, kısa bir bekleyişin ardından ki ben bunun konsantrasyon için geçen bir süre olduğunu sanıyorum ekranda karşılıklı konuşmalarını okumaya başladık. Korkma, güvendesin kimsiniz, bu sorusu cevaplanmadı, bu sırada başka bir teknisyen odaya girdi ve, hafıza aktarımı tamamlandı efendim, dedi. Neler olduğunu o zaman tam olarak anlayamamıştım, adamın tüm hafızasını ufak bir prizmaya kaydetmişlerdi. İçeri giren adam bunu elinde tutuyordu, güzel, kapatmaya başlayın. Ben hafızayı inceleyeceğim, dedi şefleri olan uzun boylu adam. Diğerleri de beni dışarı çıkmam için uyardılar, o sırada başından beri bana arkası dönük olan adam yüzünü kapıya doğru çevirdi ve hemen kapının yanında göz göze geldik. Beni tanıyordu, bana da onun yüzü tanıdık görünmüştü, fakat ikimiz de bir kelime etmedik, odada sadece insan ırkından ikimiz ve şu an beyninden ayrı duran başkan vardı, ben hafızayla birlikte merkez gezegene gidiyorum, gemimi hazırlayın, dediğinde haşa gözümün içine bakıyordu, kayıt prizmasını alıp çıktı ve ben de odama çekildim. Daha sonra öğrendim ki onlara en ilginç gelen kayıt NASA kelimesiymiş, o gün dünyadaki takvimler 25 Eylül 1955'i gösteriyordu. Deney 2, diğer bir deney de insanların beyin kapasitelerini ölçmek üzere yapılmıştı, tüm ülkelerin nüfus ve ikametgah kayıtları ta o zamanlar ellerindeydi, bu onlar için çok kolay olmuştu çünkü idareye gelecek kişileri önceden seçiyor ve onları seçtiriyorlardı, tüm kayıtlar da kendi veri tabanlarına akıyordu. Bir gün Ay merkezine bir adam getirildi, çok şaşkın bir şekilde sağına soluna bakıyordu, kıyafetinden anladığım kadarıyla bir çiftçiydi ve çok korkmuştu, onunla konuşup sakinleştirmemi söylediler, bu bana bir emir gibi gelmişti aslında, adama kısaca neler olup bittiğini anlattım ve sakinleşeceğini sandıkları adamın daha da heyecanlandığını görünce beni kenara itip adamı bayılttılar. Bu adamın başına gelen hem güzel hem de çok acı ve üzüntü vericiydi, beynine tüm dünyanın nüfus ve ikametgah kayıtlarını yüklediler, ek olarak bir de uzaktan kontrol programı yerleştirdiler, her kobaya yaptıkları gibi alındığı andan itibaren olanları da sildiler ve aldıkları gibi tarlaya bırakıverdiler. Hep şanslı olduğuma inanmışımdır, adamın gözünden görüntü ve ses alarak üsse yollayan bir program daha vardı ve ben monitörün olduğu odaya çağrılan tek gözlemciydim, adam kendine gelinceye kadar boş ve karanlıktı görüntü. Onu tarlada yoldan geçen iki turist genç buldu, onlara adlarıyla hitap ettiğinde çocuklarda o da çok şaşırdılar ve bir dakika boyunca birbirlerine aptal aptal baktılar, adam hem onları tanıyordu hem ailelerindeki herkesin hatta komşularının ve hatta onların da tanıdığı herkesin adres, telefon ve bütün bilgilerini hatırlıyordu. Tam bu sessizlik anında odadaki başka bir monitörde hatırlanan bu kayıtlar büyük bir hızla geçerken, fazla bir şeyler olduğunu fark ettiler. Diğer bir monitörde film gibi görüntüler kopuk kopuk belirmeye başladı, bu görüntüler o hatırlanan insanlarla olan hatıralardı, birbirleri hakkındaki hatıralar, bu hatıralarda o çiftçi adam yoktu, insanların birbirleriyle olan anılarını seyrediyorduk, o kadar hızlıydı ki aletten dumanlar çıkmaya başladı, devreleri yanmıştı, ilk ekrana döndüğümüzde kaçmakta olan iki genç adam görünüyordu, çiftçi bilgi yüklemesinden ölmüştü. Deney iptal edildi. Evet sevgili dostlarım, her gün bunlar gibi onlarca deney yapılıyor gezegeninizde, böyle diyorum çünkü artık oraya dönmeme izin vermezler ve ben artık dünyanın vatandaşı olamam, fakat eğer bu dosya elinize geçerse, bunları diğerlerine de anlatın, eğer onlardan kaçıp güvenli bir yerlere ulaşabilirsem, ki şu an içinde olduğum gemi daha ne kadar dayanır bilemiyorum, size bir kayıt daha yollayabilirim, kim bilir belki o zamana kadar çok kendilerini tanıtmış olurlar ama. Ben, o.z.m.a, mi olur, dikkat, şim, nokta lik, veda, larım.